Hiç birlikte zaman geçirmeye başladığın insanların seni değiştirdiğini düşündüğün oldu mu? Hatta biraz daha ileri gideyim. Sen birlikte zaman geçirdiğin insanlara dönüşmeye başlıyorsun yavaş yavaş. Kaç defa kendine annem gibi konuşmaya başladım veya aynı babam gibi davranmaya başladım dediğin oldu. Biz insanlar çevreden bağımsız varlıklar değiliz. Biz çevresiyle birlikte gelişen varlıklarız. Yani içine girdiğin mekanlar, görüştüğün insanlar, sürekli deneyimlediğin kokular, tatlar, görüntüler beynini değiştiriyor. Sürekli birileriyle görüşüyoruz. Bunların arasında bazıları seni diğerlerinden daha fazla etkiliyor. Tabii ki ailen bir numarada. Sonra yakın arkadaş çevren, haftada birkaç gün görüştüğün insanların senin beynin üzerinde düşündüğünden daha fazla etkisi var. Eğer olumlu tiplerse tabii ki senin için rahatlatıcı oluyor. Eğer bir şekilde bir arkadaşlığın var ama dibe çekildiğini hissediyorsan beynin farklı yönlerde duyarlı hale gelmeye başlıyor. Daha kötü hissetme yönlerinde yani. Bir araştırmada Uri Hasson isimli bir nörobilimci New York Üniversitesi'nde biyoloji dersine giren öğrencilerin beyin dalgalarını izlemiş. İçeri girdiğinde öğrenciler ve öğretmenin beyin dalgaları birbiriyle uyumsuz. Çünkü herkesin kafasında bir şey var. Yalnız bir süre sonra tıpkı denizin dalgalarının durulması gibi sınıftaki herkesin beyin dalgaları ortalama aynı dalga boyutuna gelmeye başlamış. Bu adamın araştırmasına göre biz bir topluluk oluşturduğumuzda veya karşılıklı birisi oturup bir hikaye anlatmaya başladığında, karşılıklı birisi oturamaz bu arada, iki kişi olur en az. İki kişi oturup hikaye anlatmaya başladığında, mesela bugün ne oldu biliyor musun? Geçen hafta şuraya gittim ve paramı iade etmediler. Bu arabayı almak istiyorum, müthiş bir şey ama çok fazla zam gelmiş. Bunların hepsi hikayeler. Ne zaman birisi hikaye anlatıyor, Uri Hasson bu insanın beynini izlemeye başladığında görmüş ki beyinler birbirine yavaş yavaş senkronize oluyor. Yani sen o kişinin hikayesini dinlerken bir anlamda senin beynin, onun beyninin çalışan bölgeleriyle eşleşiyor. Bluetooth cihazlara benzemiyor mu? Bununla da sınırlı değil. Hikayeler bizi birleştiriyor, bağlıyor. Bu bağlama belli ki beyinde belli bölgeleri uyarıyor ve onları aynı dalga boyuna getiriyoruz. Çok fazla el kullanmadım mı? Mesela birlikte uçan pilotlar bir süre sonra beyinleri aynı dalga boyuna daha hızlı geçiyor ve orada daha iyi anlaşıyorlar. Veya sürekli birlikte olan sporculardan bunu çok sık duyuyoruz. Ben düşünmeden tam istediğim yere harika bir pas attı gibi. Norveç'te anne ve bebekler için bir workshop oluşturuluyor. Bu Beden Kayıt Tutar isimli kitapta anlatılıyor. Buna göre anneler huysuz, uyumayan bebekleri oraya götürüyorlar. Ve bir süre sonra vurmalı çalgılarla çeşitli ritimler oluşturuluyor ve herkes aynı anda şarkı söylemeye başlıyor. Ritim bir süre sonra bütün grubu içine almaya başladığında hem annelerin hem bebeklerin beyin dalgaları uyuşmaya başlıyor. Yani belli ki hikaye ister ses olarak gelsin, ister günlük iletişimimizde gelsin, bizim beyinlerimiz birbirine uyumlanmaya mahkum. Özellikle çok fazla sık görüştüğümüz insanlar. Çok fazla sık nedir ya? Bugün ne oluyor bana? İş dünyasından birisinin güzel bir sözü var. Dedi ki sen sık görüştüğün 5 insanın ortalamasısın. Bir anlamda doğru. Çünkü hayallerin varsa örneğin onlara anlattığında eğer bu insanlar seni yükseltiyorsa iyi bir ortalamaya giriyorsun. Veya en basiti diyelim ki duygu durumun o gün bir şey oldu ve bu insanın arasına girdiğinde çöktüğünü hissediyorsan pek iyi bir ortalamada değilsin. O zaman ne olacak? Bence yapabileceğin en iyi şey birincisi gelen mesajı değiştirmek. Yani eğer bu insanlardan fark ettiğin tekrar eden bir koşullama varsa belki paylaşabilirsin. Seni seven insanlarsa değişeceklerdir. Ama bazen bunlar çok sinsi gelebiliyor mesajlar ve biz de farkında olmuyoruz. Mesela insanlar sigarayı bırakmak istiyorlar. Ama sigara gruplarının kendine has bir kültürü var. İşte bankada çalışıyorsa hep beraber sigara molasına gidiliyor veya yemek yendikten sonra hep beraber sigara ve çay içiliyor. Bu grupların kendi dinamikleri çok güçlü ve her ne zaman sen sigarayı bırakıyorsun orada, grup seni yavaş yavaş içine çekmeye başlıyor. Ortalamaya doğru sürükleniyorsun. Eğer iraden güçlüyse, zihni eğitiyorsan ortalamayı delip geçiyorsun. Belki sen yükselttiğin için başka insanlar seninle birlikte yükselmek istiyorlar. Veya ikinci seçenek, çevreni değiştir. Bu daha basit olabilir bazı durumlarda. Tabii ki bütün ilişkilerine olumsuz mesaj gönderdiği için değiştiremezsin, konuşman gerekiyor. Belki de insanlar farkında olmadan yanlış bir mesaj veriyorlar. Ama bazı gruplar ve bazı düşünme tarzları uymadığında yapmamız gereken bu. Çünkü bu bahsettiğim şeyler, sık görüştüğün insanların sende oluşturduğu şeyler, beyninde aynı zamanda plastisite dediğimiz kalıcı bir etki oluşturuyor. Mesela Diyelim ki sen bir arkadaş grubuna giriyorsun. Haftanın birkaç günü görüşüyorsun. Okuldan, dershaneden, iş yerinden insanlar. Ve sürekli bu insanlar arasında eleştiriyorsun veya kaygılısın. Bir şekilde o grubun içindesin yani. Beyninin o kaygıyla ilgili bölgesi diğer bölgelerin nazaran daha duyarlı hale geliyor. O zaman insanların yüzünü okumayı öğreniyorsun. Bir kelimeden başka anlamlar çıkarmaya başlıyorsun. Farkında olmadan beyninin büyük bir enerjisini bunlara yönlendirdiğinde rahatlaman içinde pek bir şey kalmıyor. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.